2.66 sürümüz ile birlikte faaliyet kiralama işlemlerinin UFRS 16 standartlarına göre yapılması ve takip edilmesi sağlanmıştır. Sabit kıymet kartları, sabit kıymet bilgileri penceresinde edinim şekli faaliyet kiralama seçeneği eklenmiştir. Ürün içinde leasing iken tüm alanlar kiralama işlemleri olarak değiştirilmiştir. UFRS 16 kiralama işlemlerine başlamadan önce muhasebe bağlantı kodları penceresinden kiralama bölümünden hatlar, kira yükümlülüğü, kira borcu kısa, kira yükümlülüğü, kira borcu uzun seçeneklerine muhasebe kodlarının tanımlanması gerekmektedir. Kiralama işlemleri penceresine faaliyet kiralama seçeneği eklenmiştir. Finansal kiralama ve faaliyet kiralama ayrı fiş türlerinden girişleri sağlanmıştır. 2.66 sürümü öncesinde tanımlanan kayıtlar finansal kiralama olarak listelenecektir. Faaliyet kiralama penceresini açtığımızda kiralama sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlıyoruz. Kar hesap kodumuzu seçiyoruz. Buraya muhasebe kodları seçeneği eklendi. Faiz hesabı ve amortisman hesabının hangi muhasebe kodlarına aktarılacak ise ilgili muhasebe hesaplarının seçimleri yapılmalıdır. Sabit kıymet kodu ve 3 noktaya tıkladığımızda sadece edinim şekli faaliyet kiralama olan sabit kıymet kodları listelenmektedir. İlgili sabit kıymet kaydını seçiyoruz ve miktarı girerek kayıt edebiliriz. Kiralama işlemi 9 menüde satın alma sözleşmeleri ile faaliyet kiralama sürecimize devam ediyoruz. Seçeneği ile kiralama sözleşmesinde tanımladığımız kar hesap kodu, başlangıç ve bitiş tarihleri ön değer olarak gelmektedir. Ve seçtiğimiz sabit kıymet kodu ve miktarı da geliyor. Tutar bilgisini tanımlayarak 59 menüde yer alan kiralama ödeme planı ekranını açıyoruz. Kira başlangıç tarihi ve bitiş tarihine göre taksit sayısı otomatik hesaplanmaktadır. Bu olanlar üzerinde değişiklik yapılamamaktadır. Faiz oranı girerek sol alt köşedeki hesapla butonuna tıkladığımızda taksit hareketleri hesaplanmaktadır. Sözleşme tutarından faiz oranı düşürülerek kira yükümlülüğü hesaplanır. Hesaplanan tutar üzerinden taksit sayısına göre ilgili alanların hesaplamaları yapılır. Gerek sözleşmemizi onaylayalım. Ödeme planı hesaplama sonrası kiralama sözleşme işlemleri üzerinden 9 menüde yer alan muhasebeleştir işlemi ile kullanım hakkı ve kira yükümlülüğün muhasebe kaydı oluşturulur. Yine 9 menüde yer alan kiralama taksit hareketi seçeneği ile taksitin ödemesi yapılır. Banka seçimi yaparak ilgili taksit ödenir. Ödenen kayıt üzerinde de gönderilen havalenin fişi incelenebilir.
Ödeme planı üzerine hesaplanan faiz ve amortisman tutarlarının muhasebe kayıtları, muhasebe işlemleri üzerinden gerçekleştirilir. Muhasebeleştirme, finans işlemleri, faaliyet kiralama işlemleri penceresinden ilgili tarih aralığı seçilerek ve ilgili kiralama işlemi seçilerek işlem başlatılır. Amortisman faiz tutarlarına tanımlanan muhasebe kodlarına değerler yazılır. Tüm bu hesaplama işlemlerinin sonunda kiralama yükümlülüğü hesabı, haklar ve amortisman hesabı borç alacak ayakları eşit olacak.